Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'ün ilk Epic paketinden bir açılım gerçekleştirelim arkadaşlar. Sürpriz bir şekilde Cuma sabahı bu Epic paketler oyuna eklendi. 2 tane Epic paket var ama biz buradan bir açılım gerçekleştirelim. 3 tane Epic futbolcu yer alıyor ve bunlarda güçlendirici var arkadaşlar. Bu isimlere güçlendirici eklediler. Seviyeleri daha da artmakta. Oliver Kahn'ın kalecilik özelliklerine artı 2 eklenmiş durumda. Diğer futbolculara bakalım. Stoper futbolcusu Nesta, önemli bir stoper futbolcusu. Oyun tarzı yok edici. Defansına artı 2 eklendi. Tıkladığımızda hangi özellikleri artı 2 seviye arttığını bizlere göstermekte. Roberto Carlos'a da bakalım. Onda da güçlendirici yer almakta. Çevikliğine artı 2 verildi. Hız hızlanma, denge, dayanıklılık, oyuncu istatistiklerinde 2 tane artış bulunmakta. Şimdi bu gelen destansılarda, bundan sonraki destansılarda güçlendiriciler olacak. eFootball 2023'te çıkardığımız kartlarından daha yüksek seviyeli aslında olmuş olacak. Top açılması için, top açılmaya yönlendirmek için Konami bu şekilde yöntemler uyguluyor. Bu güçlendirici öğelerini ileride mağazada falan satacaklar mı acaba? En azından bir alma şeklimiz olursa belki onları alıp istediğimiz kendi futbolcularımızda da kullanabilirdik. Ama onunla alakalı Konami'den henüz bir açıklama yok. Bazı kartlarda kullanılacağını söylemişti. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu güçlendiricileri mağazada ya da herhangi bir yerde satacaklar mı? Ya da etkinliklerden falan kazanabileceğiz mi? Sadece destansılarda mı işe yarayacak yoksa diğer kart türlerinde ilerleyen dönemlerde kullanabilecek miyiz? Bunlarla alakalı Konami'den resmi açıklamalar gelirse ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu pakette Epiklerin dışında da önemli bazı isimler var. Kaleci Donnarumma önemli bir isim, yüksek seviyelidir. Hernandez var. Bizde Hernandez'in birçok kartı oluyor. Çok çıkardığımız bir isim ama çünkü çok geliyor Hernandez. Player of the Week'e geliyor. Dünya Kupası zamanında falan da gelmişti. Nuno Mendes ve diğer bazı renkli futbolcular var. Epic gelene kadar açılım gerçekleştirelim arkadaşlar. Biz bir ara böyle dediğimizde 2 hafta üst üste 100 ya da 200 futbol parasına çıkarmıştık. Yani böyle tek atmış gibi bir şey olmuştuk. O yüzden bir 100 futbol parasını açalım. Acaba tek atabilir miyiz? 3 futbolcudan hangisi gelsin diye şöyle baktığımda hiç fark etmez. Üçü de güzel futbolcular. Bir deneriz arkadaşlar. Nasıl oynuyorlarmış? Özellikleri nelermiş? Kadromuzdaki seviyelerine, özelliklerine bakarız. Tek atalım. Çıkar mı 100 futbol parasını? Bir arkadaş Twitter'dan paylaşmış. 100 futbol parasına Roberto Carlos'u çıkarmıştı. Hadi be Konami. Destansı futbol 2024'te nasıl gelecek acaba? Aynı gelecektir galiba. Belki ışıkların rengini değiştirmişlerdir. 100 futbol parasına çıkaramadık arkadaşlar. Şimdi 900 basalım. Gelirse güzel olur. Aha geliyor. Bir şey geliyor arkadaşlar. Bakalım kim geliyor. Big Time falan kaldırıldı. Üçü de destansı oldu. Hangi futbolcu gelecek? Oliver Kahn mı acaba? Kaleci mi? Yok değil. 15. Aa. Diğer renklilerden bir isim mi geliyor acaba? Tüh. Çok da sevinmiştim. Diğer renklilerden birisi geldi. Kötü oldu bu ya. İkinci de çıkaramadık. Gelen isim stoper futbolcusu Linhart. Işıklar farklı yanacakmış arkadaşlar. Bir 900 daha basalım. Şöyle bir bakalım içeriye. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Dedim ne güzel ikinci de çıkarıyoruz diye. Ben diğer renklileri bir an unuttum. Onlarda da ışıklar yanıyor. Şu ana kadar epik çıkmadı. Bir daha 900 basıyoruz. Bir de hiç çıkaramıyormuşuz. Olmuştu öyle. Birkaç tane top açılımımızda da sona doğru gelmişti. Işıklar yandı bu sefer. Hani şeyin stadyumun ortadaki beyazlar yanınca arkadaşlar hiçbir şey gelmiyor beyaz ışıklar yanınca. Yani normal kart futbolcular gelmekte. Gelen isimlere baktığımızda Brozovic 4 yıldızlı. 5'ti sanki ya da yanlış mı hatırlıyorum? 4 yıldız şu an. Geçen sene de uzun süre sakatlıktan dolayı formasını kaybetmişti. Şimdi bir şeyler denemek lazım. E-futbol parası 3800'e düştü. Doğrudan bir 900'e daha basalım ama şuradan bir Roberto Carlos'a tıklasak. Taktik olsun. En aşağıya inelim. Sonra içeri girelim. Bir daha Roberto Carlos'a tıklayalım. Hadi be Roberto Carlos. Ama artık vermesi lazım. Yukarı taraftan bir tane bile isim çıkaramadık. Bastık 900'e. Işıklar söndü de ne gelecek acaba? Aha geliyor. Bu sefer geliyor arkadaşlar. Işıklar bu renk yandı. Hangi destansı gelecek? Carlos mu? Nesta mı? Oliver Kahn mı? Oliver Kahn olabilir belki.
O Nesta geldi. Saçları gördük, uzun saçlı. Güzel bir stoper futbolcusu çıktı. Ben de Marquinhos vardı Showtime. Yanına Nesta'yı yerleştiririz ama Nesta tek mi geldi yoksa yanında birisini de getirdi mi? İki tane epik gelir mi yan yana? Hadi be Konami. Yanında bir epik daha olmadı. Sürpriz yapmadı. Tek Nesta geldi arkadaşlar. Nesta da güzel bir futbolcu. Bir özelliklerine bakacağız. Nesta buradamış. Roberto Carlos da 84 seviye. Oliver Kahn 85 seviye. Bir Nesta'yı fulleyelim. Nesta'yı hatta kilitlemek lazım arkadaşlar. Yanlışlıkla silmeyelim. Nesta'yı şimdi şöyle yedeklerden bir isimle değiştirelim. Delete'i çıkardık. Beckenbauer'ın da sözleşmesini yenilemiştim ben. Yani 10 günlük sözleşme yenilemesi uyguladım. Bir eFootball 2024'te test etmek istiyorum. Hatta Cruyff'u da yeniledim. O da 101 seviyeye kadar çıktı. Takım oyun tarzı sonunda ortadan kaldırıldı. Nesta 84'ten 89'a kadar çıkıyor şu an. Seviye antrenmanı diyelim, ne kadar antrenör isteyecek? Hiç antrenör buradan kullanmayıp uzmanlık aktarımı yapabiliriz arkadaşlar ama ne kadar istedi? 10 bin orada var. 18 çarpı 4 dediğimizde de 72, 82 bin antrenör puanı istiyor. Kaydetme. Uzmanlık aktarımı yapalım. Uzmanlık aktarımı. Ben de Bellingham vardı. Onda bayağı bir antrenör puanım var benim. Bellingham. Normal kartı 88 bin. Fazlasıyla yetecektir. Bellingham'ı basalım. 132 bin GP gitti uzmanlık aktarımı için. Şimdi öncelikle bir oyuna bıraktığımızda maksimum seviyesi nasıl? 97. İlerle diyelim, bir kadromuzdaki halini görelim. 101 seviye güçlendiriciyle birlikte 101 seviyeye kadar çıktı. Özelliklere baktığımızda biz biraz değişiklik yapabiliriz ama kafası 84. Defansif farkındalık, ikili mücadele, defansif katılım çok iyi, çok yüksek. Agresifliği de 89'a kadar kadromuzda çıktı. Buradan belki biraz alabiliriz. Hızlanması aslında bir stoper için iyi. 77-77. Zıplaması 85. Fiziksel temas değeri 90. Dayanıklılık 81. Çok iyi özellikler. Bayağı iyi özellikleri var. Fiziksel temas var. Defansif özellikleri mükemmel. Pası nasıl bari ayağa? Yani en azından pas verebilir. Sıçraması nasıldı? Zıplamasına bakalım bir de. 85, boyu 1.87. Yani fena değil. Özellikle de o defansif farkındalığı falan harika seviyelerde arkadaşlar. Aslında hiç değiştirmeden ben böyle bir kullanayım. Kullandıktan sonra ona göre değişiklikler yapabiliriz. Becerilerine bakalım. Ne tür becerileri var? Kafa, tek pas, adam markajı, top kesme, açıyı daraltma, hava üstünlüğü, kayrak müdahale, akrobatik uzaklaştırma, kaptanlık, mücadele ruhu. Yani bir savunma futbolcusundan isteyeceğimiz her beceri var. Yani bakıyorum, akrobatik uzaklaştırma da var, hava üstünlüğü, müdahaleleri, açıyı daraltma, markaj, kesme, tek pası bile var. Bir stoper olarak top ayağından çıkarma, kafa. Çok güzel bir kart yapmışlar. Kağıt üzerinde özellikleri falan çok iyi. Güçlendiriciyle birlikte özellikle bayağı da iyi oldu. Ama bunu tabii bir sahada görmemiz gerekiyor. Kendisini bir deneyeceğiz, göreceğiz. Messi'yi de ben bir aldım arkadaşlar. Güçlendiriciyi görmek için aldım. Hatta bayağı da maçlara çıktık. Yani 15 tane maç oynadık eFootball 2024'te. Oyun da yeni çıktı. Bir yandan da hani oyuna alışmaya çalışıyorum. Şu an ceza sahası dışından kaleyi gördük mü şut çekebiliriz. Ceza sahası dışından çekilen şutlar çok etkili. Hele bir de önümüz falan açıksa zaten. Kevin De Bruyne falan şu an bu oyunda bayağı etkili. eFootball 2023'te ben rakiplerimde Kevin De Bruyne'yi çok görmüyordum. Ama dün bir arkadaşla oynadım. Kevin De Bruyne ile bir şutlar çekiyor. Öyle böyle değil. Lobotka bile füze yolluyor kaleye arkadaşlar. Ceza sahası dışından şutlar bayağı bir etkili. Konami böyle devam ettirir mi? Yoksa birazcık düzeltme, birazcık kırpma bir şeyler yapar mı acaba? Oyunda iyi yerler de var ama eleştireceğimiz yerler de bulunmakta. Tabi zamanla bunları düzelterek devam edeceklerdir. Konami de öyle demişti. Yani zamanla geliştire geliştire biz devam edeceğiz. Bir anda en iyi şekliyle karşınızda olamayabiliriz. Ama hataları düzelteceğiz. Yeni şeyler ekleyeceğiz diye diye buralara kadar geldik. Yani eFootball 2022 hatırladığımızda çok büyük hayal kırıklığıydı. 23'te birazcık bazı şeyleri düzelttiler. 24'te grafikler falan çok iyi. Görüntü çok güzel. PlayStation konsol kalitesinde tabii o seviyede olamaz ama en azından mobilde grafik anlamında bayağı iyi iş çıkardıklarını söyleyebiliriz. Gameplay kısmını tabii düzeltmeye devam etmeleri gerekiyor. Maç oynarken zaman zaman hatalar olmakta. Paslarda, top kontrollerinde, oyuncuların bazı ani değişik hareketlerinde. Onları da düzeltirler diye umuyoruz. İnşallah eFootball 2024 23'ten 22'den çok daha iyi olur.
PES zamanındaki gibi daha keyifli, daha güzel oyunlarımızı oynamaya devam ederiz. Ama buradaki sıkıntı şu arkadaşlar, e-futbol parasını daha fazla vermeleri gerekiyor. E-futbol parası kazanacağımız etkinlikler az olursa, günlük girişlerden vermezlerse, az kazanılırsa bizim gibi ülkelerde e-futbol parası çok alınamayacağı için top açılımları gerçekleştirilemeyecek. Bu oyundaki en güzel taraflardan birisi de top açılımlarıdır. PES zamanında çok fazla e-futbol parası, eski adıyla MyClub parası kazanabiliyorduk. Haftada 500 MyClub parası, e-futbol parası kazanıyorduk. E-futbolun kötü tarafı da o oldu. Ne yazık ki kazandığımız e-futbol paralarını çok azalttılar. Yani onu arttırmaları lazım. Gameplay'i ne kadar iyi yapabiliyorlarsa yapmaları gerekiyor ama yanında da paket açılımlarının yapılabilmesi için yani e-futbol parasının da biraz musluğunu açmaları gerekiyor. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İnşallah en çok istediğiniz futbolculara tek atarsınız arkadaşlar. Nesteyi de denemeye çalışırız. Ben biraz bilgi videolarına da ağırlık vermeye çalıştım bu süreçte. İlerleyen dönemlerde gameplay'lerin sayısını da arttırmaya çalışacağım. Tüm her şeyle alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.